Ankara hayli karışık. Emin Bey, son dakika gelişmesi zannediyorum. Kılıçdaroğlu HDP görüşmesi 18 Mart Cumartesi günü yapılacak. Bu görüşme 17 Mart'a çekilmek zorunda kalındı. Ne değişti Turgay Güler? Yani yok, çok ciddi eleştiriler vardı. Yok. 18 Mart üzerinden bir mesaj. Emin Bey, ne değişti kısmı ayrı. Yani olgu ortada devam ediyor ama 18 Mart'ta böyle bir şeye girişmeleri. Mesela 18 Mart'ta o gün başka işler. Çanakkale Zaferi. Tabii, Çanakkale Zaferi. Burada bir tepki vardı. O tepkiye kulak tıkayamadılar. Oradan başlayalım istiyorum önce. Ya halkın ciddi tepkisi var son dönemlerde çeşitli şeylere ve kulak tıkayamıyorlar. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü, adeta Atatürk Partisi, Cumhuriyet'in kurucu ilkelerini savunduğunu iddia eden parti, Cumhuriyet'in temel değerlerine, Türkiye Cumhuriyeti'ne, bizim talihimize meydan okuyor gibi bir durum var idi. Onu düzelttiler ama ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Yine PKK ile HDP ile oturacaklar, bir araya gelecekler. Çünkü HDP dediğimiz parti PKK'nın asker alma şubesi gibidir. Zaten Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyaya koyduğu, kapatma dosyasına koyduğu yüzlerce, binlerce belge var. Biz de bunları biliyoruz. Kendileri de saklamıyorlar. En son Pervin Buldan statü talebinden bahsetti. Selahattin Demirtaş'ın defalarca statü talebine yönelik açıklamaları var. Bunların tamamının PKK'ya yaptıkları güzellemeler var. Vesaire vesaire. Yani devam edip gidiyorlar ve artık iş o kadar ayyuka çıktı ki mesela Murat Karayılan gibi bir takım isimler altılı masadan bahsederken altılı masayı savunuyorlar. Dağılmadı bu masa diyorlar. İşte bütün güçler, demokratik güçler, demokrasiyi tırnak içine alıyorum, nereden demokratik oluyorsa, bir araya geldiler, hep birlikte yürüyoruz diyorlar. Yani artık altılı masa adına bile konuşan bir Murat Karayılan var. Bu öbür tarafta da işte milliyetçi nutuklar atan Meral Akşener gibi bir takım figürler de seslerini çıkartmıyorlar. O açıdan artık bunlar net olarak görünüyor. Ama kamuoyda, insanlar da alıştırılıyor. Yani bir taraftan başka konularda, mesela Hizbullah meselesinde Hizbullah üzerinden adeta Hüdapar Hizbullah'ın temsilcisidir diye saldırılar varken, öbür taraftan da PKK ile oturup masada birlikte yol yürüyorlar. Tabi buna FETÖ'cüleri de katmak lazım. Bütün FETÖ'cü yurt dışındaki kaçaklar tweetler atıyorlar. İşte geldik geliyoruz diye, kim geliyor? Demek ki bunlar geliyor. Türkiye'ye döneceğiz diyorlar vesaire vesaire. Ama sadece tabi Ankara'daki karışıklık bu değil. Yani Ankara'da seçim öncesi bol miktarda hareketlenme var. Aday başvuruları var, adaylık pazarlıkları var. Önümüzdeki günlerde bunlar ortaya çıkacak ama ilginç bir gelişme var. Konya'da mesela geçmişte hakkında soruşturma yapılan bir il başkanı, cinsel tacizden dolayı soruşturma yapılan bir il başkanı gitmiş adaylık başvurusunda bulunmuş. Bakalım ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi buna nasıl bir tavır gösterecek? Turgay Güler, bunlar çok konuşuluyor. Eyvallah. Ama şimdilik eyvallah, bir girizgah olsun. Eyvallah. Yani Ankara karışık, doğru. Eyvallah. Ve bundan sonra da daha çok karışacak gibi görünüyor. Eyvallah.